Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Pendik'ten ekranlarınızda konuk oluyoruz. Avşar Kızı danışmanlıktayız. Yanımızda Sayın Arzu Zehra Altın var. Merhabalar Arzu Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Efendim, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, tabii ki. İstanbul Pendik'te yaşıyorum. 31 yaşındayım. Danışmanlık şirketi ve gayrimenkulle uğraşıyorum. Yaklaşık 5 yıldır kendi işimle uğraşıyorum. Peki Avşar Kızı danışmanlık olarak burada yapmış olduğunuz çalışmalar, hizmetler, projeler nelerdir? Avşar Kızı danışmanlık benim çocukluğumun hayaliydi ve çocukluğumdan bugüne kadar Avşar Kızı olarak çok işler başardık. Yaklaşık ilk işimiz 2007'de başladı. 2007, 2008, 2009 ve bugüne kadar uzanan yani 10 yıldır Avşar Kızı danışmanlık olarak tekbir giyimde, Karaca'da, Armine'de, Evkur'da hizmetler verdik ve dünya genelinde bütün büyük markalara hizmet veriyoruz. Hem promosyon hem bay ve bayan eleman olarak her şekilde o insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani ev hanımlarına da öğrencilere de istihdam sağlıyorsunuz. Aynen. Evlere, iş yerlerine iş veriyorsunuz. Evet. Sizin yani sayenizde. Biz diyoruz ki ne olursan ol yine gel diyoruz. Diyorsunuz. İster emekli ol, ister çalışan ol, istersen de öğrenci okuyan ol diyoruz ve boş zamanlarını değerlendir diyoruz. Boş, hiçbir şekilde boş durmak iyi değildir. Her şekilde insan kendisine ek gelir sağlamalı. Yani yaşadığı sürece ek gelirle ek geliri her zaman insanların ihtiyacı vardır. Tabii ki vardır. Herkesin, evet. Herkesin ek gelire ihtiyacı vardır. Bunu bizler de çok iyi biliyoruz. Peki efendim, biz sizi Avşar Kızı danışmanlık olarak ileride nerelerde göreceğiz? İleriye yönelik projeleriniz, çalışmalarınız nelerdir? Şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Yerinizi büyütmeyi düşünüyor musunuz? Kulağıma bu tarz duyumlar geldi. Evet, Allah nasip ederse tabii ki büyük projelerimiz var. Öncelikle inşaat ve gayrimenkulde büyümeyi düşünüyoruz. İnşallah tabii ki Avşar Kızı'nı dünya genelinde herkes tanıyacak. İnşallah bizler de sizlerin ileriye yönelik başarılarının devamını dileriz efendim. İnşallah. Peki efendim, biliyorsunuz ki her sektörün, her işin kendine göre bir zorluğu var. Biraz da sektörel sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. Ekran başındaki izleyicileri de bilinçlendirmek adına bize biraz sektörel sıkıntılarınızdan bahseder misiniz? Sektörel sıkıntılarımız şöyle. Zaten piyasanın durumu şu an her şekilde ortada. Şu an ne uzayabiliyoruz ne de kısalabiliyoruz. Şu an sadece herkes gibi olduğumuz yerde sayıyoruz biz de. Çünkü piyasanın durumu nereye gittiğini bilmiyoruz. Bekliyoruz Tabii sadece. ki. Peki efendim, biliyorsunuz ki en önemlisi müşteri memnuniyeti. Evet. Müşteri memnuniyetinin sizin için önemi nedir? Müşteri memnuniyeti, müşterilerimiz bizim için çok önemlidir. Bizim için her şeyden önemli, ticaretten önemli olan tek şey müşteri memnuniyetidir. Çok haklısınız. Bizler de güzel düşüncelerinizi tebrik ederiz. Peki efendim, son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, ev hanımlarına, firma sahiplerine, öğrencilerimize veya emlakla ilgilenen kesime neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Boş kalmayın hiçbir şekilde. Öğrencilerimizde, emeklilerimizde, yaşlılarımızda ve ev hanımlarımızda herkes boş zamanlarını değerlendirsin. Yani Allah-u Teala insanlara ne vermiş? Zaman vermiş. Ve bu zaman bizim için çok değerlidir. Zamanımızı değerlendirmek için illaki birilerinden bir şey beklemeyelim. Araştıralım, nerede ne yapabiliriz? Nerede nasıl çalışabiliriz? Bir saatimizi değerlendirebiliriz. Bir saatimizi öğrenci de olsanız, emekli de olsanız, ev hanımı da olsanız değerlendirebilirsiniz. Ve iş adamlarına gelince, yani iş adamları şu şekildedir. Ev hanımlarını, öğrencilerini ve emeklileri hiçbir şekilde, hiçbir yerde mağdur etmemek şartıyla herkese ve her yerde birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Ama maalesef günümüzde çok birbirine yardımcı olan insanları göremiyoruz maalesef. Buradan da vurgulamış olduk, altını çizmiş olduk bir kez daha. Efendim, İstanbul Pendik'teydik bugün. Avşar Kızı danışmanlıktaydık. Yanımızda sevgili Arzu Zehra Altın vardı. Kendisine güzel fikirlerinden ve düşüncelerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederiz. Bizler sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.